Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Bilim Hastanesi'nin ve golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi Fenerbahçe'de gündem stoper transferi ve açıkçası Samet Akaydın transferi. Ancak öncesinde kötü bir haber var. Yani Fenerbahçe'yi kahreden, Jesus'u kahreden haber geldi diyelim. Luan Perez haberi. Fenerbahçe'mizin Brezilya stoperi Luan Perez'in tedavisine rağmen ağrılarının geçmediği belirtilmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun süredir sahalardan uzaktı ve dönüş tarihi belirsizken sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan ve sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Perez'den kötü haber geldi. Yapılan tedavilere yanıt vermediği ve bacağında ağrı hissettiği ifadesi kullanılmış. Teknik direktörümüz Jorge Jesus da Villarreal maçı sonrası yaptığı açıklamada Perez'in tam anlamıyla ne zaman hazır olacağına emin değiliz. Hala emin değiliz demiştim. Yani 28 yaşındaki stoper 10 maçta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmeye başlamıştı. Takdirini kazanmıştı ama 15 Eylül'deki Ren maçında bacağı kale direğine çarparak sakatlanan oyuncuyla ilgili hala belirsizlik sürüyor demiş. Şimdi takımın İstanbul dönüşü aslında her şey olacak. Çünkü Antalya kampımıza Altay Bayındır, Luan Perez, Emre Mor, Alioski, yani özellikle Alioski son anda çıkmıştı. Nazım Sangare ki zaten Nazım da malum. Arda Güler, Valencia ve João Pedro katılmamıştı. Bu oyuncular tedavileri İstanbul'a devam edip yarınki son hazırlık maçından sonra İstanbul'a dönecek takımımız orada çalışmalarını sürdürecek. Bu oyunculardan birkaç tanesi de orada takımımıza katılacak gibi duruyor. Luan Perez konusunda haberlere değil de resmi açıklamalara odaklanın. Bak dediğimi unutmayın. Haberlere değil resmi açıklamalara odaklanın. Bu bir. İkincisi bugün ayın 9'u ilk resmi maçımız İstanbul Spor'la 21'inde. Hadi onu bir şekilde anlarım. Ama 25'inde yani 16 gün sonra 2 hafta sonra Trabzonspor'la maç var. O güne kadar Altay'ın, Emre Mor'un, Arda'nın, Valencia'nın takıma dönmesi bekleniliyor. Asıl olay ise diğer futbolcular. Bu arada arkadaşlar Antalya kampımızda yarın Serie A ekiplerinden US Salernitana ile Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynayacağımız hazırlık maçının başlama saati 18'den 16'ya alınmış. Tüm taraftarımızın bilgisine sunulsun. Bizler maç önü, maç sonu yayınlarıyla inşallah sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de kanalımıza bekleriz. Çok eğlenceli, keyifli bir yayın oldu geçtiğimiz gün. İnşallah yine benzer bir yayın yaparız. Fenerbahçe Beko, Eurolig'in 12. haftasında Alman ekibi Alba Berlin'i deplasmanda, bakın deplasmanda mükemmel oynadığı maçta 75-104'lük skorla yok ederek bu hafta da liderliği garantiledi. Yeni galibiyet serisinin başlangıcı oldu. 100 sayı barajı aşıldı. İkinci galibiyet oldu 100 sayı barajının aşıldı. Liderlik sürdü. Carson Edwards 13 sayı 8 asist ile takımın en çok katkı veren ismi olmuş. Fenerbahçe Beko'ya dair arkadaşlar bu bir tane NBA'den ayrılan ve maliyeti yüksek bir oyuncu var. Yani isim vermeyeyim. Siz anlayın basketbol severler. Birkaç tane takımla görüşüyor. Ciddi güzel teklifler de alıyor. Bizim teklifimiz o kadar güzel değil ama İbre bize dönebilir. Sezon başında da istemişti Ali Koç. Olmadı. Uzun transferi için ya biz biraz bir şeylerden feragat etmelerini istiyoruz oyuncuların. Oyuncular biraz bizim istediğimize yaklaşırlarsa hayırlı uğurlu olsun deriz. Saçma bir haber. TFF Göztepe Altay maçındaki olaylardan her iki takımın da 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi diyor. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Takımların suçu ne? Yani ambulans şoförü şunu yaptı, bilmem polis şunu yaptı, şu bunu yaptı, bu bunu yaptı diyorlar. Bak diyorlar, ben demiyorum. Ulan bu kadar şeyin içerisinde Göztepe'nin suçu ne? Altay'ın suçu ne? Ben bilmiyorum, çözemedim ya. Gerçekten çözemedim. Şimdi gelelim. Tayyip Talha'yı Beşiktaş'a kaptıran ya da Beşiktaş'a gitmesine izin veren Fenerbahçe'nin Samet Akaydın transferine. Geçtiğimiz günlerde ben size buradan belirttim arkadaşlar. Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için Adana Demirspor'la görüşüyor dedim.
temasa geçti dedim. Bir görüşme gerçekleştirildi. Hem kulüple hem de futbolcuyla görüşme gerçekleştirildi. Hatta şöyle bir ifade kullandım. Kulübe karşı bir şey diyemem. Oyuncu can atıyor Fenerbahçe'ye gelmeye dedim. Bunu söyledik. İkincisi, hocam Samet iyi hoş da işte Trabzonlu diyorlar. Arkadaşlar iyi hoş da Trabzonlu, bu hani mana şu. Yani Trabzon şehrinde doğup büyümesi ya da Trabzon altyapısında oynaması değil. Trabzonspor'a gönül veriyor diyorlar. Açık söyleyeyim bak. Ben açık harbi konuşuyorum. Birçok kişiye göre geçen sene işte Trabzon maçlarında yattı diyor. Sanki yatması Trabzon şampiyonluğunu engelleyecek gibi. Geçen sene bütün dünya alem bir olsa yine Beşiktaş şey Trabzon'u ne olacağı belliydi. Kimse de kimseyi kandırmasın. Şimdi bu gerçeği birçok kişi de kabul ediyor. Ama yıllarca da sizi kolladılar diyor. Bu gerçeği kabul etmeleri en azından sevindirici. Ben şunu söyleyeyim. Oyuncu işte ben Trabzonsporluyum falan filan demiyor arkadaşlar. Anlaşırsa ben forma giyerim. Ben profesyonel futbolcuyum diyor. Yani aynı Trabzonspor Serdar Dursun'u istiyor mesela. Ne kadar Fenerbahçeli olduğunu bilmiyorlar mı? Aynı Trabzonspor gitti Ersun Yanal'ı başına getirdi. Bilmiyorlar mıydı? Adana Demir Başkanı da söylüyor. Adana Demir Başkanı da diyor ki hani ben eğer anlaşırsanız gidebilirim diyor. Kaleci Ertaç Özbir Samet'in bir transferi söz konusu. İnşallah onun hakkında hayırlısı olur diyor. Yani bunu demesinin bir anlamı yok arkadaşlar. Niye yok? Zaten biliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an desem ki şöyle oluyor, böyle oluyor desem. Hiçbiriniz hocam niye böyle oluyor demezsiniz. Hepinizin söyleyeceği şey şu olur. Hocam yani her şey ayyuka çıkmış. Yani bunu ben de söylerim diyeceksiniz. Doğru muyum? Dün Adana Demirspor'la resmi görüşmelere başlandığı haberi verdi duyumcu arkadaşlar. Çok geç kaldılar. Çok geç kaldılar. Resmi görüşme 6 Aralık'ta yapıldı çünkü. Tabii bunu üye arkadaşlar da biliyor, abone arkadaşlar da biliyor. Kimse de inkar edemez çok şükür. Bu da tamam. İki kulüp arasında bonservis pazarlığı yapılıyor diye de bir haber girildi. Yani Kea'nın belinde kayma var. Pardon, o nereden aklıma geldi? Yani bu tip görüşmelerin olduğu söylenirken bugün Ahmet Selim Kul ve birçok kişi 12 numaranın 12 numaraya yakınlığıyla bilinen birçok kişi Fenerbahçe Samet Akaydın için 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle anlaştı diye haber yapıldı ve taraftar Ali Koç'a küfür ediyor arkadaşlar. Aralıksız küfür ediyor. Ancak burada atladığınız bir detay var. Burada Mustafa Hoca yine bildiği durumu, duyumu var arkadaşlar. Ya sen de her olaydan kendine pay çıkarıyorsun hocam. Senlik bir durum yok ki. Sen hiç 3,5 dedin mi? Sen hiç 3,5 milyon euroya anlaşacağız dedin mi? Durun bakalım, ben size bir iki hatırlatma yapacağım. Ya da yapayım mı? Ben size ne dedim? Biz 1,5'a Samet Tayyip Talha Beşiktaş'a gitti 1,5'a. 2,5 milyon euro istiyorlar. Bakın bir daha söylüyorum. Samet Akaydın için 2,5 milyon euro istiyorlar dedim. Hatta Adana Demir Başkanı neydi? Murat Sancak mıydı? İskele yok. Ha, İskele Sancak başkaydı ya. Murat Sancak, Murat Sancak. Murat Sancak şöyle bir cümle kullandı. Fiyatını bulan herkese satarım. Bu işlere kafa yorma diye bir ifade kullandı. Çünkü Murat Sancak'a Twitter'da birisi etiketlemiş. Sanırım demiş ki hani kimseyi satacaktın, satmayacaktın falan diye. Oyuncu 28 yaşında. Bak iyi dinleyin beni. Hepsini bir arada dinlemeniz lazım. Çünkü ben de acele bir şekilde video çabuk bitsin diye uğraşıyorum. Yani oyuncuyla ilgili fiyatını bulan herkesi satarım. Bu işlere kafa yorma diye taraftara söylüyor. Şu bir gerçek. Transfer için anlaşılsa bile, imza atılsa bile. Bugün 9 Aralık. Bundan yaklaşık hemen hemen bir ay sonra 8 Ocak. 8 Ocak'a kadar Adana Demirspor'da futbolcu. Çünkü 8 Ocak'ta transfer sezonu başlıyor. Ve yani bu süreye kadar devam edecek arkadaşlar. Ha, birçok takviyenin de yapılması söz konusu, hem Fenerbahçe açısından hem başka takımlar açısından. Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler var. Mesela Arthur Chavez ismi konuşuluyordu. Bir, Timo Hübers ismi konuşuluyor. İki, Nino ismi konuşuluyor. Üç, değil mi? Ya bu arada mesela biz
Arkadaşlar bakın gerçekten diyorum. Şimdi burada beni yanlış anlamayın. Hocam sen de duyumum tutsun çıksın falan filan diye sallıyorsun demeyin. Arthur Chavez'e de, Hubers'e de, başkasına da biz fiyat soruyoruz. Yoklama çekiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani birçok isimle görüşüyoruz. Şu isim kesin demek bence yanlış olur. Mesela Köln'ün stoperi Timo Hübers. Ben Hübers'le ilgili bir arkadaşa sordum. Dediği şu oldu. Bundesliga'nın en çabuk 2-3 stoperinden biri diyor. En çabuk. Hızlı diyor. Tam Fenerbahçe'nin aradığı tipte oyuncu diyor. Yani savunma çizgisini öne çıkaran Fenerbahçe'nin tam işine yarayacak bir oyuncu diyor. Havadan iyi, yerden iyi diyor. Yani oyuncu karşılama konusunda gayet iyi bir futbolcu diyor. Kontratının son yılı 1.90 boyundan. Ayakları çok iyi diyor. Bence Fenerbahçe için biçilmiş kaftan diyor Hübers için. Ama görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'nin elinde bir sürü yabancı oyuncu var. Mesela Lemos. Lemos için görüşmeler sürüyor. Sözleşme fesli konuşuluyor. Başka bir şey konuşuluyor. Bir bakmışsınız Lemos'u Adana Demirspor'a vermişsin. Transfer için. Değil mi? Hocam sen 4-3,5 milyon euroyu nerede konuştun? Nereden Mustafa Hoca bildi? Arkadaşlar ben geçen gün size dedim ki bakın. Üstüne basa basa Buruma'dan bahsettim. Dedim ki ya arkadaşlar Samet için 2,5 milyon euro istediler. İster misiniz yarın bir gün bir haber çıksın. Desinler ki işte Adana Demirspor Fenerbahçe'den Samet Akaydın için 3 milyon euro, 3,5, 4 milyon euro istiyor. Fenerbahçe'de karşılığında Buruma'yı önerdi. Kiralıksa İkinci devre sizde oynasın. Kiralansın. Ücretini biz verelim. Sonuçta nasıl olsa biz ödeyeceğiz. Bari sizin işinize yarasın. Artı 1,5 milyon euro da peşin para. Ya da ben Lemos'u da sana vereyim. Buruma'yı da sana vereyim derse. Böyle bir şey olur mu dedim. Birçoğunuz dediniz ki ya hocam böyle bir şey olmaz. Ama oldu. 3,5 milyon euro olayını verdiler. Şu an taraftarın çoğu şunu söylüyor. Ali Koç madem bu kadar para verecektin. Tayyip Talha'yı alsaydın. Ya madem bu kadar para verecek durumumuz var, niye almadın Tayyip Talha'yı? Biz şu an 3,5 milyon euroyu neremizde vereceğiz arkadaşlar? Gerçekten soruyorum, neremizde vereceğiz 3,5 milyon euroyu? Bak evet, Samet stoper olarak iyi bir futbolcu. Ayaklarına hakim bir futbolcu. Oyun görüşü iyi. Hiç kimse geçen sene Tayyip Talha ve Samet'ten bahsetmezken şu adam, şu gördüğünüz adam dedi ki Türkiye Ligi'nin en kaliteli iki Türk stoperi Adana Demirspor'da. Dalga geçeceksiniz. Hocam bırak PTT birincilik topçusu bunlar diyeceksiniz ama Tayyip Talha ve Samet Akaydın ligin en iyi iki stoperi. Türk stoperi. Hocam Serdar Aziz var işte bilmem Cesur Yürek falan filan. Serdar'ın sakatlık problemi var ve bazen ciddi bir bomba olabiliyor dedim. Hala söylüyorum iki isim için. Evet iyi stoperler ama kullanışa bağlı. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye gelirse işe yarar mı hocam? Yarar. Çünkü ayaklarına hakim oyuncu. Oyun görüşü iyi. Ha çıkıp da duran top golü katkısında bulunmaz. Ha, Tayyip Talha da hırçın bir futbolcu. Üstüne oynarsan çok kırmızı yedirirsin. Çok boşluk bulursun. Yerini çok kaybeder. Çünkü pozisyon hatası yapar. Ama ikisi de başarılı olabilir. Yani başarılı olabilir. Montella demiş ki Samet Akaydın için. Aslında Samet Akaydın'ı veto etmiş Montella. O da ayrı bir durum. Fanatik gazetesi demek ki Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık. Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz. Çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al ver yaparak başarılı olamayız. İlk 11'imizden çok oyuncunun ayrılması her takımın kaldırabileceği bir şey değil demiş. Oyuncuların gelişim performansı büyük gurur. Yunus Akgün kiralıklı milli takıma gitti. Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık. Samet'in gitmesini istemiyoruz. Çünkü bakkala dönmek istemiyoruz diyor. Yani bunu böyle söylememin sebebi şu. Tayyip kendini geliştirdi. Genç bir oyuncu. Kulübede önemli bir girdi sağlayarak gitti. Buna normal bakabilirsiniz. Rakitski'yi aldık. Maalesef bazı kişisel sorunlardan dolayı gitmesi gerekti. Şimdi Samet'in gitme durumu konuşulduğu için söylüyorum. Bir takım için direkt ilk 11 oynayan 3 oyuncunun ayrılması pek kaldırılabilir bir durum değil diyor. Tabi burada da bir mesaj veriyor. Burada da satış stratejisi. O da biliyor gideceğini. Satış stratejisi. Ben şimdi size soruyorum. Bak. Oyuncunun Trabzonlu falan filan olması umurumda değil arkadaşlar. İsterse Yugoslav olsun bana ne? Size ne? Ya sizin için bir şey ifade ediyor mu? Benim için etmiyor. Ben harbi söylüyorum. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. İsterse Yugoslav olsun diyorum. Hocam bak sen bunlara Yugoslav demek istedin diyecek kadar aptalsanız o sizin anlayış kapasiteniz. Ben bir şey diyemem. Yani durum bu arkadaşlar. Ha. 3,5 milyon euro.
ısrarla söylüyorum. 3,5 milyon euroyu biz neremizde vereceğiz? Ya açın transfer marketini. Fenerbahçe transfer market deyin arkadaşlar. Sadece bana sormanıza gerek yok. Yani bizim financial fair play olayımız var. Sezon sonunda tamamen kurtulacağız. Ama çok da mühim değil kurtulmamız. Artı 245 bin euro yazıyor transfer market'ta. İyi de hocam Galatasaray için o eksi bilmem kaç yazıyor. O Galatasaray. Onlar isterse eksi 500 yazsın. Onlara birileri arka çıkar. Ama sen Fenerbahçesin. Senin en ufak bir hatanı herkes araştırıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden durumlar bunlar. Duyumlar bunlar. Peki hocam son sözün ne? Son sözüm kelime-i şehadet arkadaşlar. İnşallah Allah kelime-i şehadetten canımızı alsın. Yok yani bu oyuncu Fenerbahçe'de diyor musun? Arkadaşlar piyasaya kalsa, Ahmet Selim kulağa kalsa, öbürüne kalsa 3,5 milyon euroya Fenerbahçe'de. Ben de diyorum ki 3,5 milyon euroyu nasıl vereceğiz? Benim futbol anlayışıma göre, benim futbol tecrübeme, bilgime dayanarak söylüyorum. Biz 3,5 milyon euro veremeyiz. Öyle bir dünyamız yok. Öyle bir şeyimiz yok. Ha, geçtiğimiz gün ben size bir senaryo çizdim. O da işte denk geldi ya, olacağı varmış. O senaryo gerçekleşiyor şu anda. İster misiniz? Buruma'yı verelim. Bak Buruma'yı verelim. Karşılığında, bak karşılığında hatta Lemos'u da verelim, Buruma'yı da verelim. Bir kuruş para harcamadan Samet Akaydın'ı alalım. Bu şekilde ister misiniz? Bence bu şekilde hepiniz istersiniz. Hocam sonuç olarak yani kasadan para çıkmadı. Buruma'da kimse de kusura bakmasın her transfer tutacak diye bir şey yok. Biz Buruma'da yani yiyeceğimiz kazığı yedik. 4 milyon opsiyon olsa bile desen ki hocam 4 milyon opsiyon ona verdik. O da onu verdik falan filan oldu. Zararı neresinden dönersen kar. Sana şampiyonluk yolunda, sana Avrupa yolunda. Bugün 4-5 tane maç kazandın neydi? Avrupa'da yarı finaldesin, finaldesin. O yüzden bu toplam 7 maç arkadaşlar. Son 16 turu 2 maç. Değil mi? Çeyrek final 2 maç. Yarı final 2 maç. Final 1 maç. 7 maçta kupa kazanabilirsin. İlla kazanacaksın diye demiyorum. İlla kazanacaksın diye. Bak 7 maç. Ligde durumun malum. Değil mi arkadaşlar? Ligde durumun malum. Haliyle gördüğünüz, göreceğiniz üzere arkadaşlar nelerin olacağı belli. Hakkımızda hayırlısı olsun. Sonucuna hep birlikte bakacağız. Ama. İşte ama. Ama. Aması şu ki Samet Akaydın 3,5 milyon euro yani direkt gelirse tepkiler ağır olur ama Buruma gider onun yerine gelirse bence kimse tepki göstermez diye düşünüyorum. Hatta iyi de oldu denir. Kararı size bırakıyorum. Bu kadar konuşabiliyorum. Hocam sen de o kadar şey söyledin ben hiçbir şey anlamadım. Ya da o kadar şey söyledin netlik yok. Ben geçtiğimiz günlerde daha net konuştum. O videoyu bulup tekrarını izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bizlerle kalın. Videoya bir beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. 27.400 olmamıza da çok az kaldı. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.